Merhabalar. Şu an Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayım. Gördüğünüz bu kısım Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binasında direkt bağlantıyı sağlayacak olan yaya alt geçidi. Gördüğünüz gibi üst kısmın beton kaplama işlemleri tamamen bitmiş. Görüyoruz. Şu ileride sadece orada bir şey var. Orada tamamlanmayan bir kısım var. Şimdi ileride istasyon binasının da inşaatını tespit edeceğiz. Şöyle geçelim. Bakın görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi istasyon binasına geçiyorum. Bakın ileride istasyon binasını görmekteyiz. Ya istasyon girişini görmekteyiz. Şimdi istasyon binasına geldik. İleride şöyle göstereyim, biraz daha geçeyim. Asansör kulesinin çelik iskeletinin tamamlandığını göreceğiz. Bakalım. Bakın işte burada görüyorsunuz. Betonarme işlemleri bitmiş. Yani şöyle toprak kaplama işlemleri şimdi belli bir kısmı bitmiş. Görüyorsunuz. Bakın asansör kulelerinin iskeletleri. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın tam orada istasyonun asansör kulesi var. Görüyorsunuz. Şöyle de istasyon girişi var. Tamamen bitmiş yani. Bitmiş. Buna bakılırsa ben şimdi diyorum. Yani şöyle baktığımızda bakın. Haziran diyorum. Yani. İstasyonun şeyleri var. Asansör kulesi var. Evet. Giriş hazır. Betonu da hazır. 1, 2, 4. Şöyle geçelim. Yani ben şimdi M4 Ankara M4 nasıl yapayım yani neydi? Ha burada Ankara'daki M1 ile sanıyorum yapacağım. Evet. M4 ile M10 beraber mi olacak? Hepsi aynı. M4 M10 artık bir hat. Tek hat. Yani sadece şu Feyzi Çakmak'tan Pendik'e kadar M10 ayrılıyor. Hı. Gerisini komple tamamen tek hat. Yani Mehmet Bey'in yerini seçsin. Orada bir şey dedi. M4 hat, M10 hat için tarihsel çıktığını söyledi. Acaba öyle bir şey var mı? Onu bir kontrol etmek gerekiyor. Öyle bir şey varsa M10 biraz sanmıyorum ya. Yani çok çünkü ya baktığımızda Pendik Marmara yapıldığında herhangi bir şey var mıydı? Yani yoktu evet. Yani metro için çıkıyorsa Marmara için çıkardı. Tabii. Ben sanmıyorum yani. Orada biri yanlış anladı. Yanlış ya yorum yapmış olabilir. Bilgi verdi. Yani fotoğrafa baktığımızda sadece istasyonun şey yapılmış. O arkadaşlar da onu dedikten sonra ben direkt hani özellikle M10 istasyonlara gittim. Hani istasyonlara. Yani öyle bir şey yok. Hani işçiler çalışıyor gayet de başlamışlar. Çok fotoğraf çekemedim. Her gün bir fotoğraf gönderdim sadece. Hani çok dikkat çekmek istemedim. İşçiler çok dikkat etmeye düşündüm. Yoksa çekecektim. İşler devam ediyor yani. Yıl sonuna ulaşmaz herhalde açılış ya. Yok o kadar sürmedi ya. Yok. Hani o ay tabi geçti artık. Yani o kadar bekletirlerse de artık o bakanlığın beceriksizliği yani. Tavşantepe'ye gittim bilmiyorum ama testi benim ben birkaç defa gördüm. Ben de gördüm. Denk geldin sen. Tavşantepe'de indim orada birkaç fotoğraf çektim. Ya M4'de ne yapmışlar ya var. Reklam koymuşlar. Reklam almaya başladı. Oyunu dolduran hatta reklam oldu. Reklam derken? Trendleri reklam verdi. Oyunu dolduran. Ben pek beğenmedim ya. Boya falan sürdüler. Elbette de birkaç yıl zaman oyun geçtikten sonra onlara reklam gelebiliyor. O zaman şey de gelir ya seneye ya da bu yıl. Emüş Kayaşehir hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl yani? Kayaşehir. Ha bence M3'ten, M4'ten önce açılır. Haziran'da kalmaz ya. Ben onu da gezdim. Ya üstündeki katalar standartları uçanmışım. Ne zaten uçan. Katalar standartları gelmişim. Gördüm katalarlar var. Testler başladı dendi. Ne kadar devam ediyor onu bilmiyorum. M4 hattında gördüm. Ya testler devam ediyor. Daha M3 hattında testler devam ediyor mu etmiyor mu? Bilmiyorum. Acaba açılır mı? Bundan önce ya da M4 mu açılır? Testler devam ediyordu mu? Başladım ki. Şimdi inşaatın durumu önemli. Metro hesabı testindeydi.
Metro İstanbul testi. Değil mi? Evet. Bakalım. Hoş geldin oğlum. Şehir hastanesi var. Şehir hastanesi var. Yani Başakşehir'de... Halkalı Havalimanı metrosu da oradan geçti işte. Abi şöyle ki... Kesin İstanbul kat geçmeyecek bu hafta. Meyan bir de. Evet. Ödeme nasıl olur acaba onu çok merak ediyorum. Yani o konuya girmek zor şu an. Net destek yalan olur. Yani aramızda Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışan var mı? Yok. Ne? Ulaştırma Bakanlığı'nda çalışıyor musun? Yani Marmara gibi bir mantık olursa olabilir. Ama kesin. Yani bence orada laf cambazlığı yapıyorlar. Yani İstanbul'da İstanbul kartının geçmediği bir hat açmak yani tamamen böyle saçmalık yani. Aptallık yani ahmaklık böyle. Yani İstanbul'a desen diyorsun ki sen gelme. Sen gelme lan ayı desen. Yani net o yani. Evet. İstanbul'a ulaşayım diyorlar ondan sonra. İstanbul kart geçmiyor. Ne yapacaksın? İstanbul. Ama yapar mı? Yapar. Hayır. Yapmaz da diyemiyorum. Ama işte ne desek yalan olur. Havada kalır. Ya bakanlık çok hazırlıklı yaptı. Kamu gözünün bir yayınında yanlış duymadı insan. Eğer kulaklarım yanlış işitmesin, emin çattığını bakanlık işletecek diye bir düşünce var. Öyle bir şey yapamazlar. Yapamazlar. İmkanı yok. Yapamazlar. Yani nereye şey yapacak? Hangi terenle kullanacak? Yani yapamaz. Yapamaz. Ya Ağustos setleri bir kere zaten büyük şehir belediyesinde. Yani tüm sistem kurulmuş, hazır. Sadece bir uzatma hattı gidecek. Yani depo sahası zaten ortak depo sahasını kullanıyor. Evet. Yani şu anda merkezi ortak. Yani her şey hazır yani. M11'de tamam ayrı bir konu var. Neden? Çünkü sıfırdan bir hat yapıyorsun. Evet. Tüm sistemini sen geliştirmişsin. Diyorsun belediyeye vermeyeceğim. Tamam olabilir. Bakanlığın logosunun yanında büyükşehirin logosu var. Evet. Ama işletmesine baktığımızda büyükşehir yapıyor. Aynısı diğer hatlar için de geçerli. Ankara için de geçerli. İzmir'de yok zaten. Kayseri için de geçerli. Kayseray. İzmir'de şey için de geçerli. Kocaeli. Bakanlıkla İBB arasında İşletme olabilir mi İzban gibi mesela ortak işletme? Yok olmaz. Yok, belediyenin şu an hiçbir şey yok ki M11'de. İzban özel işletme. Özel mi? Özel. Ne özeli? İzban. Nasıl özel? Ne özeli? Ne olarak özel? Hayır yani. İzban şirketi yok mu? Tamam o var. Metro İstanbul'da var. İETT'de de var. Metro İstanbul özel de var. Şöyle söyleyeyim bak. Metro İstanbul özel bir şirket değil. Yine devletin bir şirketi. Sadece araçlar. Hani farklı yönden geliyor. Öyle değil. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.